En düşük emekli aylığı 2500 TL'ye çıkarıldı ve bu davulla zurnalarla duyuruldu. Ancak AKP iktidara geldiği 2002 yılında en düşük emekli aylığı asgari ücretin neredeyse 1,5 katı iken şu anda asgari ücretin yarısına düşmüş durumda emekli aylığı. Bu maaşlarla 2500 TL ile geçinmek zaten mümkün değil. Ocağın başında, ocağın birinde gelen zamlar zaten emekli maaşlarını yok etmiş durumda. Ayrıca Türk İş'in açıklamış olduğu açlık sınırı 4013 lira. Açlık sınırının altında maaş alan emeklilere verilen zam tamamen şov amaçlı. Maalesef emekliler bırakın torununa harçlık vermeyi kendilerine giyecek alamıyorlar. Dünyadaki emekliler ülke ülke gezerken Türkiye'deki emekliler dükkan dükkan gezip iş aramakta. Kendi maaşını 88 bin liradan 100 bin 750 liraya çıkaran Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin emeklinin durumundan bir haber. Maalesef sokakta emekliler artık neredeyse direnecek noktaya gelmiş. Bu maaşın anlamı pazara akşam üzeri çık, çürük sebze meyve al, askıda ekmeğe muhtaç ol anlamına gelmektedir. Bu rakam emeklinin aç kalması anlamına gelmektedir. Maalesef Türkiye'deki emeklinin durumu dünyadaki emeklilerle karşılaştırmayacak kadar kötüdür. Bir taraftan bizi kıskanan Avrupa'da emekli maaşları bizim neredeyse 10 katımız. Diğer tarafta sürünen emeklilerimiz. Bir tarafta şatafat içerisinde yaşayan Recep Tayyip Erdoğan ve yandaşları çift üçer beşer maaş alan, emekli maaş alan, emekli maaşının yanında üçer beşer maaş alarak danışmanlık yapan AKP'liler, diğer tarafta sürünen emekliler. Defalarca söyledik, en düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı dedik. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdik. AKP ve MHP oylarıyla maalesef reddedildi. Geldiğimizde yapacağımız ilk iş en düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitlemek olacaktır.